Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed ve alihi tayyibine tahirin ve ashabihil muntecebin. Biz 5. merhalenin 2. faslını işliyorduk. Bu 7. merhalenin 2. faslını işliyorduk. Bu 7. merhaledeki konular illet bağlamındadır. Bu 2. fasılda da illetin kısımlarını anlatıyordu. Biz dün illetin birkaç tane kısmını zikretmiştik. Biz kısımlandırırken, illeti taksim ederken ilk merhalede illeti tam ve illeti nakısı. İllet ya tamdır ya nakıstır. Genel anlamda biz illeti tarif ettik ve o genel anlamıyla illet için zikredilen tarif مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمَعْلُولِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمَعْلُولِ Bu illetin tarifidir, genel anlamdadır. Ama illeti tammeyi tarif ederlerken مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمَعْلُولِ bil cümle. Yani ma'lulun vücut olması için her ne gerekli ise illet ona sahiptir. Ma'lulun varlığı için, ma'lulun vücut olması için ne gerekli ise eğer bir arada söz konusuysa biz buna illet-i damme diyoruz. Ve illet-i nakıse de مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمَعْلُولِ fil cümledir. Bil cümle değildir. Elbette şayet hele bu kendisi daha sonra geliyor. Bu illet-i nakıseye illet denilmesi de tesamuhidir. Ya mecazidir. Belki illet-i illet-i muidde deniliyor. Ama her halükarda İlk olarak bunu kısımlandırırken illet-i tamme ve illet-i nakısa şeklinde taksim etti. Ve ikinci taksim de illet-i vahide ve illet-i kethire şeklinde de bunu da dikkat etmemiz gerekir. Burada bir muvalete söz konusu olabilir. Hiçbir me'lulun iki tane illeti olamaz. Belki burada bir tane me'lul vardır ama o me'lul birkaç tane illetin işi olabilir. Birkaç tane illetten meydana gelebiliyor. Dedi ki örnekte vermiştik, ısı söylemiştik, hararet, sıcaklık demiştik. Bu sıcaklık bir me'lul olarak kabul edersek bu sıcaklığı meydana getiren illetler çok olabilir. Güneş onu meydana getirebilir, lamba onu meydana getirebilir, ateş onu meydana getirebilir. Yani elektrikten de meydana gelebiliyor. Her halükarda bunu meydana getiren illetler çoktur. Ama bunun manası bu değildir ki tek bir me'lulun iki tane illeti söz konusu ya birçok illeti söz konusudur öyle değil. Hiçbir me'lul için iki tane illet yani gerçekleşmiş olan her fiil öyle diyelim. Gerçekleşmiş olan her fiil ya gerçekleşmiş olan her eser illeti bir tanedir, iki tane değildir. Ama bir fiili birkaç tane illet aynı fiili yapabiliyor. Her kim yaparsa ona aittir. Ona da dikkat çekmiştim, demiştim dikkat edilmesi gerekir. Ondan sonra da illeti basit ve illeti mürekkebe şeklinde de taksim etmişti. Mürekkep olan illet eczaları olan illettir. Bu eczalar da
hem dışarıda hem zihinde tasavvur edilebiliniyor. Dışarıdaki mürekkep suret ile maddeden oluşmuş, zihindeki mürekkep cins ve fasıldan oluşmuş ve bunu buna göre illeti basit olarak değerlendirdiğimiz zaman bu illetin basit olan bu ne madde ne sureti vardır. Yani madde suretten terkip edilmemiştir. Akılda da cins ve fasıldan ve daha öte, ondan ötesi de belki mahiyet ve vücuttan terkip edilmiş olan illeti de tasavvur edebiliyoruz. Bu da nedir? Mümkün olan varlıklar için söz konusu olabilir. Ve dolayısıyla bunların bu mürekkep çeşitlerinin her birisinin karşısında bir basit tasavvur edebiliriz. Suret ile maddeden mürekkep olmuş olanlardan diyoruz ki ya suret yalnızdır mesela diyelim. Ki suret yalnızında olması da imkansızdır, sadece tasavvur ediyoruz. Cins ile fasılden mürekkep olmuş olan farz edelim, fasılı yalnız tasavvur ediyoruz. Mürekkep olmayan, basit olması için. Ama en önemlisi mahiyet ve vücut meselesidir. Zat-ı Bari Teala dışındaki illet, eğer Zat-ı Bari Teala dışındaki varlıkları illet olarak kabul edersek, bunların hepsi mürekkeptir. Çünkü bunlar ya madde suretle şekillenmiştir, ya cins ve suretle oluşmuştur, ya mahiyet ve vücuttan oluşmuşlardır. Dolayısıyla Zat-ı Bari Teala dışında kabul edilen illetlerin tamamı bir şekilde mürekkeptir. Zat-ı Bari Teala'nın mahiyeti olmadığı için o Zat-ı Bari Teala illetül ilendir ki bu mutlak anlamda basittir. Ebsetül besait şeklinde bu tabir edilmişti. Bu kısımları biz okuduk, dün okuduk bu kısımları. Bugün birkaç yönden daha taksim ediliyor. Birinci bir diğer taksim de taksimi illet, illetin illeti karib ve illeti ba'id şeklinde tasavvuşu yapılıyor, kısımlandırılıyor. Bu da illeti karibe ve illeti ba'ide, bunlar genelde tuğul, illeti tuğulü şeklinde açıklanılıyor. Mesela farz edelim, ben şimdi burada bir eylem gerçekleştiriyorum, bir eser gerçekleştiriyorum. Bu benim gerçekleştirdiğim eser, bana bil fiil olarak bana nispetlendiriliyor. Ama ben onun için illeti karibeyim, en yakın illetim. Ama aslında bu tahlil edildiği zaman benim bu fiili gerçekleştirebilmem için bana bir güç verilmesi gerekiyor. O bana verilen güç veren de o da illettir. Bu şekilde bu vasıtalar devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. İlletül ilel, yani Zat-ı Bari Teala'ya kadar gidiliyor. Dolayısıyla bu arada birçok illet söz konusu olabilir. Eğer biz yine konunun anlaşılması için genelde bu örneği veriyorum. Biz felsefecilerin o sudur teorisini dikkate alırsa Zat-ı Bari Teala illetül ilendir. Ondan sonraki akli evveldir, ondan sonraki akli sanidir, akli talistir, bu şekilde geliyor. Bunlar hep vasıtadaki illetlerdir, ta bana gelinceye kadar. Ben şimdi bir fiil bana gerçekleşiyor, benden bir fiil ben gerçekleştiriyorsam, benim gerçekleştirdiğim bir fiil bana nispetlendirildiği için ben o fiilin illeti karibiyim, illeti karibesiyim. Ama biz dikkat ettiğimiz zaman bu fiil bu arada yer almış olan hepsinin me'luludur.
Zat-ı Bari Teala'ya kadar gidiyor. Ki dolayısıyla illeti karibe ben olmuş oluyorum. Bu arada kalmış olanlar hepsi illeti mutevessite veyahut da illeti baide de deniliyor. Zaten bir vasıta araya girdiği zaman artık onun baid olması için yeterlidir. Diyor ki bunu uygulayalım. Diyor ve tenkasimu eyden ila karibetin ve baidetin. İllet yine kısımlandırılıyor. Karibe ve baide şeklinde. Vel karibetu malla vasıtete beynaha ve beyne ma'lûliha. Gerçekleşmiş olan eser ya gerçekleşmiş olan fiil. Ben her ikisini söylüyorum. Hem eser söylüyorum, hem fiil söylüyorum. Çünkü dikkat edin, irade sahibi tarafından gerçekleştirilmiş olan eserlere fiil deniliyor. Ama iradesiz olanlar tarafından gerçekleştirilmiş olan esere artık fiil denilmiyor, eserdir. Yani bir anlamda eser ile fiil arasında umum ve hususi mutlak vardır. Her eser fiildir. Ama her fiil eser değildir. Fiil eğer iradeyle gerçekleşmiş ise biz o fiile ne diyoruz? Eğer eser iradeyle gerçekleşmişse biz ona fiil diyoruz. Ama eğer o eser iradeyle gerçekleşmemişse biz ona eser diyoruz. Ateşin bıraktığı ısı ateşin eseridir. Ateşin fiili değildir. Su mesela farz edelim bir yeri ıslatıyor. Suyun ıslattığı yere biz diyoruz ki suyun eseridir, suyun fiilidir demiyoruz. Dolayısıyla hem eser kullanıyorum hem fiil kullanıyorum. Buna dikkati çekmek içindir. O eser ile fiil gerçekleştiği zaman biz eser ve fiile her ikisine de ma'lul diyoruz. Gerçekleştirilmiş olan eser de ma'luldür. Gerçekleştirilmiş olan fiil de ma'luldur. Hop, illet ile ma'lul arasında eğer bir vasıta varsa, velo ki bir vasıta varsa o illeti ba'idedir. Ama eğer eser ile müessir arasında, fiil ile fail arasında, ma'lul ile illet arasında vasıta yoksa biz ne diyoruz? İlleti karibe diyoruz. Vel ba'idetu bi hilafiha ki kendisi atıyor. Ke illetil ilal. Yani normalde illetlerin illeti gibi. Mesela farz edelim. Benim illeti elbette cüz'ül illet olarak benim kendi fiilimi gerçekleştirebilmem için benim annem babam olması gerekiyor ki ben meydana geleyim ve ondan sonra kendi eserimi gerçekleştirebileyim. Hop. Öyleyse anne baba da bir anlamda benim fiillerimin illetidirler. Ama illeti ba'ide şeklinde beyan ediliyor. Bu bir diğer taksim. Hop, dördüncü taksim olmuş oldu. Bir beşinci taksim de söz konusudur. İlleti taksim etmişler. İlleti dahiliye ve illeti hariciye. Ve tenkasimul illetu ila dahiliyetin ve hariciyetin. Bu illeti dahiliye ve illeti hariciye aslında ma'lul üzerinden, mürekkep olan ma'lul üzerinden gerçekleştiriliyor. Dikkat edin, ma'lul olanlar ya mürekkeptir ya da basittir. Farz edelim, biz akli evveli dikkate aldığımız zaman akli evvel ma'luldür. Ve bu ma'lul olan akli evvel kendisi mürekkep değildir. Kendisi basittir. Elbette bir anlamda söylediğim şekilde eğer mahiyet ve vücuttan
şekillendiğini kabul edersek bir anlamda kendisi de mürekkeptir. Ama biz onu mahiyeti dikkate almıyoruz. Ehl-i evvel me'lumdur. Okul alemindeki, mücerred alemindeki varlıkların tamamı basittir. Basit olan varlıklar için illet-i dahili tasavvur edilmiyor. İllet-i harici onlar için sadece illet-i hariciye söz konusudur. İllet-i dahiliye söz konusu değildir. Dolayısıyla mürekkep olan ma'luller üzerinden biz illeti tahlil ettiğimiz zaman illeti dahiliye ve illeti hariciye şeklinde taksim edebiliyoruz. Bu burada ne kastediliyor? İlleti dahiliye o ma'lulu oluşturan eczalardır. Mesela siz farz ediniz önümüzdeki bir masayı düşününüz. Bu masa birkaç tane parçadan oluşmuştur. Bunun en genel parçaları bir maddedir, bir de surettir. Maddenin, masanın maddesi o masayı oluşturan malzemelerin kendisidir. Ona illet-i maddi diyoruz. Ya bir de masanın şekli vardır, kalıbı vardır, sureti vardır. O masanın şekline de illet-i suri diyorlar. Dolayısıyla mürekkep olan her ma'lul için bir madde ve bir de suret tasavvur edilebiliyor. Madde ile suret o masayı, o ma'lulu oluşturan dahili illetlerdir. Buna aynı zamanda mukavvim de deniliyor. Yani o şeyin mukavvimi, o şeyi ayakta tutan ki madde ile surettir genelde. Dolayısıyla bu illet, dahili illetleri dikkate aldığımız zaman bir kısmına illet-i maddi deniliyor, o malzemelerine maddi diyoruz. Hatta o cisim olanını da tasavvur edersek madde ile suret, illet-i maddi yani o kuvvedir, suret de o suret zaten surettir. Ya suret-i cismiyedir ya suret-i nev'iyedir. Bunu tasavvur ettiğimiz zaman öyleyse dışarıdaki cismani alemdeki varlıkların kıvamını tutan nedir? Madde ile surettir. Madde ve suret olmaksızın o cismani olan varlığın var olması da imkansızdır. Ama bunlar dahilidir, onları oluşturandır. Biri maddedir, kuvvet şeklindedir, biri surettir. Sureti cismiyedir ya sureti nev'iyedir. Ya biz bu cisimleri önümüzdeki olan cisimleri o felsefi bakışla değil de örfi bakışla bakıyoruz. Diyoruz önümüzdeki masayı dikkate alıyoruz. Masayı oluşturan malzeme vardır. O malzemeye madde diyoruz. Ve o masayı oluşturan suret vardır, kalıp vardır, şekil vardır. O şekilsiz, yani hiçbir masa şekilsiz olamaz. Muhakkak şekille kendisini belirliyor. Ve muhakkak malzeme olacak. Yani eğer ağaç gerekiyorsa ağaçtır, eğer çivi gerekiyorsa çividir. Her halükarda o masayı oluşturan malzemeler. Bu bakış maddi, örfi bir bakıştır ki madde dediğimiz zaman onu oluşturan malzemelerdir. Suret dediğimiz zaman onun şeklidir. Ama felsefi bakışla baktığımız zaman, felsefi olarak bunu tahlil ettiğimizde diyoruz ki madde yani o kuvvedir ve suret de ya sureti cismiyedir ya sureti nev'iyedir. Dolayısıyla mürekkep madde aleminde var olan varlıkların tamamında illet-i maddi ile illet-i suri söz konusudur. Ki bu illet-i maddi ve illet-i suri
hem mukavvim deniliyor, hem dahili illetler deniliyor. Hop, illeti harici nedir? Buraya kadar iki tane illeti elde etmiş olduk. Bir illeti maddi, bir de illeti suri. İlleti suri. Bir de illeti harici vardır. İlleti harici denildiği zaman nedir? İlleti harici, yani illeti faili ile illeti gaidir. İlleti faili, o me'lûle vücut verendir. Onu oluşturandır. Onun fiillidir. İlleti gâi nedir? İlleti gâi, o fiili faile gerçekleştiren gayedir. Tabi gaye, illet önceden fail kendi zihninde tasavvur ediyor ve o şeyi gerçekleştirdikten sonra o nedir? O illet de o kendisinden beklemiş olduğu o gayeyi gerçekleştirecek. Yani fiil gerçekleştikten sonra gaye fiil, dışarıda fiiliyet buluyor. Ama o fiilin gerçekleşmesi için o gaye ilkin fail tarafından tasavvur edilmesi gerekiyor. Öyleyse tasavvuren illet-i gâi mukaddemdir fiilden, ama tahakkuken ise fiilden sonradır. O tasavvur olarak biz illet diyoruz. Çünkü illet her halükarda me'lûlden önce olması. Bağışlayın. İllet her zaman me'lûlden önce olması gerekiyor. Öyleyse gayet dediğimiz zaman iki merhalede değerlendiriliyor. Bir, tasavvurda, ikinci iki dışarıda, tahakkukta, haricde. İlleti gâi tasavvuren nedir? Öndedir. Ama tahakkuken ve haricen ise me'lûlden sonradır. Dolayısıyla dört tane illet burada elde edilmiş oldu. Bir, mümkün olan her varlık için, elbette mücerretleri eğer mahiyet ve vücut şeklinde tasavvur edersek, mümkün olan her varlık için dört tane illet söz konusudur. Bir, illeti failidir, yani o fiili, o me'lûlü gerçekleştiren. İki, illeti gâidir, yani o faile, o fiili gerçekleştiren. Faile, fiili gerçekleştiren. İllet-i maddidir. Madde ya kuvvedir, felsefi anlamda o kuvvedir. Kendisinden bahsettiğimiz madde-i ula, madde-i sani, kuvvet dediğimiz. Örfen malzemedir. Cisim, elimizdeki cisimlerdir. Ya illet-i suridir. Felsefi olarak illet-i suri söylediğimiz o sureti cismiye veya sureti nu'iyedir. Cismi talimi ve cismi tabi'i dediğimiz onlardır. Ve örfi olarak yaptığımız zaman bu şekillerdir, kalıplardır. Dolayısıyla burada bu illeti illet-i dahiliye ve hariciye şeklinde her ne kadar taksim ediyor ise de bunun bu illeti hariciye ve illeti dahiliyeden dört tür illet elde edilmiş oluyor. İlleti faili, illeti gâi, illeti maddi ve illeti suri. Ve tenkesimul illetu ila dahiliyetin ve hariciyetin. Ve diyor tekrar, illet biz kısımlandırıyoruz. Dahili ve harici şeklinde de kısımlandırılabiliyor. Vel ilelü dâhiliyyetu ve tüsemma eyden ilelül kıvam. Mukavvim de diyebiliriz. Mukavvimi şey. İlelül kıvam, o şeyi ayakta tutan. Hiye el maddetu ve suretu. Felsefi olarak madde,
Yani o maddeyi olan madde-i sani ve suretu, o surete nedir? Cismi tabi ile ya cismi talimidir. El mukavvimetanil lil ma'mur ma'luli ki bunlar aslen ma'lulu oluşturanlardır. Ma'lulu ayakta tutan ma'lulu oluşturan malzemedir diyebiliriz. Vel ilelul hariciyetu ve tüsemma eyden ilelel vücudi. O ma'lulu ma'lula vücut veren illetlerdir. İlleti haricidir. Hiye el failu vel gayetu. İlleti faili ve illeti gayidir. Ve rubbema summiye el failu ma bihil vücud. Yani fail bazen kendisiyle vücut gerçekleşmiş olanına da denilir. Vel gayetu ma li eclihil vücud. Gayeti de ma li eclihil vücud şeklinde de tabir ediliyor. Dediğim şekilde illeti faili vücut verendir. İlleti gâi o faile o fiili gerçekleştirendir. Amaç. Bu da bir kısım, altı taksim olmuş oldu. Bir kısım daha vardı. İlleti kısımlandırıyor. İlleti hakikiye ve muiddat. Aslında şimdiye kadar yapmış olduğu taksimlerin hepsini bu iki tane taksimde toplayabiliriz. Yani asıl itibarıyla ya illet-i hakikidir ya illet-i muiddedir. İllet-i hakiki kendisinin yok olmasıyla ma'lulun yok olması zorunludur. Yani eğer bir illet-i hakiki ise o hakiki illetin yok olmasıyla ma'lul da yok oluyor. Eğer ma'lul bu şekilde illete bağlıysa, ma'lul bu şekilde illete bağlıysa bu hakiki illettir. Mesela farz edin, kendi zihnimizde şöyle bir şey tasavvur edelim. Ben zihnimde nefsimizin gerçekleştirdiği bütün şeyler, bütün eserler ma'luldur. Bizim nefsimiz de onlar için illeti hakikidir. Mesela ben bir şey irade ediyorum. Benim var olmamla iradem vardır. Ben yok olursam iradem de yoktur. Öyleyse benim irademe oranla ben illeti hakikiyim. Ya ben zihnimde herhangi bir şey tasavvur ediyorum. Benim zihnimdeki tasavvurlar, ben bir varlık olarak zihnimdeki tasavvurların illetiyim. Ben yok olursam o tasavvurlar da yok oluyor. Öyleyse benim tasavvurlarıma oranla illet oluşum hakiki illettir. Varlıkları bana bağlıdır. Ben yok olursam kendileri de yok olur. Buna illeti hakiki deniliyor. Ben zihnimde bir şey tasavvur, bir dört kanatlı insan tasavvur ediyorum. Ben tasavvur ettiğim sürece, ben ona teveccüh ettiğim sürece o vardır. Ben teveccühümü kestiğim zaman yok oluyor. Aynen Zat-ı Bari Teala ile diğer varlıklar arasında, yaratılmış olan varlıklar arasındaki ilişki gibi. Zat-ı Bari Teala illet-i hakikidir. Yani Zat-ı Bari Teala varlıkları irade ettiği için varlıkların var oluşlarını irade ettiği için Zat-ı Bari Teala'nın varlıkların var olmalarını irade etmesi, yani onlara teveccüh etmesidir. Onlara teveccüh ettiği için ve onları irade ettiği için, varlıklarını irade ettikleri için vardırlar. Bir an kendisi varlıklarını yok etmek istese, yani var olmalarını istemese, varlıklarının devamlılığını istemese, bir an bu iradeyi keserse, bir an bu teveccühü keserse,
bütün varlıklar yok oluyor. Aynen bizim zihnimizde, kendi zihnimizde tasavvurlarımız gibi. Ben bir insanın, dört kanatlı insanı zihnimde tasavvur ediyorum. O zihnimde tasavvur ettiğim, o dört kanatlı insana teveccüh ettiğim müddetçe o zihnimde vardır. Ama bir an teveccühümü ondan kesersem, yani irade etmezsem, onun varlığını irade etmezsem, o da yok olup gidiyor. Ha, bu illete illeti hakiki deniliyor. Ama illet-i muitte nedir? İllet-i muitte ise kendisinin yok olup, şey için gereklidir, ma'lul için gereklidir. Ama ma'lulun varlığının devam etmesi için gerekli değildir. Anne babanın evlat için zorunlu olması gibi. Anne baba evlat için illettir ama illeti muiddedir, illeti hakiki değildir. Çünkü anne baba gittikten sonra yine şey kendisi, o çocuk kendi varlığını devam ettiriyor. Ha, anne baba çocuğun meydana gelmesi için gereklidir ama çocuğun varlığının devam etmesi için gerekli değildir. Kendileri gidiyor, çocuk yine varlığına devam ediyor. Dolayısıyla bu ma'lul için gerekli olup da ama ma'lulun varlığının devam etmesi için gerekli olmayanlar her ne kadar kendilerine illet deniliyor ise de bu tesamuhendir, mecazendir. Kendisinin bir, çünkü biz yukarıda illeti tarif ederken ma yetevekkafu aleyhi vücudul ma'lul, yani bir şekilde eğer ma'lulun vücudu kendisine bağlı ise biz illet diyoruz. Ama ma'lulun vücudu gerçekten ona da, vücudunun devam etmesi de ona bağlı ise bu illet, illeti hakikidir. Ama ma'lulun vücudunun devam etmesi ona bağlı değilse bunların hepsi illet-i muidde deniliyor. Dolayısıyla bir taksim de budur. İllet ya illet-i hakikidir ya illet-i muiddedir. Ve tenkasimu illetu ilel ilelil hakikiyeti vel muiddati. Ve fi tesmiyetil muiddati ilelen tecevvüzü. Yani bu muidd olanlara illet demek de diyor bir anlamda mecazdır. Ve leyset ilelen hakikiyeten. Çünkü bunlar gerçek illet değildir. Evet, ma'lulun vücut bulması için gereklidir. Ama ma'lulun vücudunun devam etmesi için gerekli değildir. Dolayısıyla onlar vücut verecek değildir. O illeti faili asıldır. Ve innema hiye mukarribatun tukarribul maddete ila ifadetil faili. Bunlar sadece mukarribattır. Ne yapıyor? Maddeyi fail tarafından vücut ifade edilmesine yakınlaştırıyor. Şimdi düşününüz, mesela bir nutfeyi düşününüz. O nutfenin insana dönüşmesi için ana rahminin sahip olmuş olduğu bir ortamın olması şarttır. Ana rahmindeki o ortam olmasan, o ana rahmindeki ister olsun ister tıbben şimdi meydana getirmiş olan oldukları sınai bu rahimler, ki bunlar da her halükarda anne rahminin sahip olmuş olduğu o ortam olması gerekiyor ki o nutfe oraya yerleştirildiği zaman o nutfe artık alakaya dönüşebilmiş olsun. Merhale merhale devam ediyor. Hep yakınlaştırıyor. Nedir? Alakaya dönüşebilmesi için annenin rahmi gereklidir. Annenin rahminin sahip olmuş olduğu o ortam gereklidir. Mudgaya dönüşmesi için de o gerekli olan şartlar olması lazım ki o
fail tarafından, o illeti faili tarafından kendisine ifaze edilmiş olsun. Dolayısıyla diyor ki bu muiddat, illeti muiddat olarak kabul ettiğimiz şeyler nedir? Mukarribattir. Tukarribul madde. Madde de buradaki felsefi maddedir. Yani o kuvvettir. Madde-i ula, madde-i sani, madde-i salis ki hepsine de sani olarak geçiyor. O maddeyi yakınlaştırıyor ki fail tarafından ifaze gerçekleşmiş olsun. Kevurudil müteharriki fi kulli haddin min hududil mesafeti. Bir mesafeyi düşününüz. Mesela farz edelim. Ben bugün buradan hareket ediyorum. Diyarbakır'a doğru geliyorum. Ya Ankara'ya doğru gidiyorum. Şimdi buraya giden ben müteharrikim. Ben o da hareket ediyorum. Hop, hareket ederken bir had, mesela bu bir kilometre bitmeden ikinci kilometre gerçekleşmez ki. İkinci kilometre, iki kilometre geçmeden üçüncü kilometre gerçekleşmez. Üç kilometre gerçekleşmeden dördüncü gerçekleşmez. Yani her bir had bir sonraki had için muiddir. Bu haddi açacaksınız ki bir sonraki hadde geçebilesin. Onun için kevurudil müteharriki fi kulli haddin, o müteharrik olanının her hadde min hududil mesafe, o kat edeceği mesafenin hadlerine girmesi gibidir. Şeyde, bu yolda bu hadler kilometre şeklinde biz tarif ettiğimiz şekilde her bir kilometre bir had olarak alırsa, öyleyse birinci kilometre geçmeden ikinci kilometre devreye girmez. İkinci kilometre geçmeden üçüncü kilometre devreye girmez. Bunlar bir şekilde o müteharriki bir sonraki hadde yakınlaştırıyor. Madde aleminde de öyledir. Nutfedir. İlk önce nutfedir. Bu nutfe ondan sonra alakaya dönüşür. Alakaya dönüşmeden mudgaya dönüşmüyor. Öyleyse alaka mudga için bir haddir, bir mukaddimedir. O mukaddime gerçekleşmeden bir sonraki sonuç gerçekleşmez. Dolayısıyla bu muid olanlar yakınlaştırıcıdır. Ve innehu bu had yukarribuhu ilel vurudi fi haddin yetluhu. O had, o müteharriki yakınlaştırıyor. İlel vurudi fi haddin yetluhu, ondan sonraki gelen hadde varit etmesine yakınlaştırıyor. Yani birinci kilometre beni ikinci kilometreye girmeme yakınlaştırıyor. İkinci kilometrede üçüncü kilometreye beni yakınlaştırıyor. Ve ke insiramil kataati zamaniyeti. Zaman kataati şeylerini de biz zaman demiştik ki kemdir ve bu zamanda ne yapılabilir? Kısımlandırılabiliyor. Parçalandırılabiliyor. Her bir kıta bir sonraki kıta için gereklidir. Bunlar da illet-i mukarribedir. Fe innehu bu zaman kataları yukarribul mevdu'el hadise ila fiiliyetil vücud. Şimdi bir hadise gerçekleşecek. Bu hadise bir mevzuda gerçekleşecek. O mevzuu onun gerçeği, o hadisenin gerçekleşmesine yakınlaştırıyor. Dolayısıyla bunlar hepsi illeti muidde sayılır. Ve illet denilmesi de kendisine tesamuhan denilmiştir. Olası biz illeti birkaç cihetten taksim etmiş olduk. Bir yaklaşık herhalde 7 tane taksim oldu yanılmasam. İllet-i tamme ve illet-i nakısa şeklinde taksim etmiştik. Vahide ve kesire şeklinde taksim etmiştik. Basite ve mürekkebe şeklinde taksim etmiştik. Üçüncü ve illeti karibe ve baide şeklinde de şey yapmıştık. Dört taksim illeti hakik, illeti dahili ve harici ve illeti hakiki ve illeti muidde şeklinde burada taksim ettik. Yaklaşık 6 taksim olmuş oldu. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin.